Evet arkadaşlar, tekrardan zorlu nokta oynayacağız bugün. Hiç oynamadığım bir mod. 10 diyor, puan toplayıp kazanmak için zorlu noktayı zapt edip savun diyor. Bakalım nasıl savunacağız, lafı fazla uzatmadan hemen onaylayıp başlıyorum. Çok oyunculu modu şu anda. Bölümleri öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. 145 seviyeyle takımda birinciymişim şu anda. Onu da görmüş oldum. Bakıyorum, karşı takımda da benim seviyemde kimse yok. Herkes tek başına belirli sayıda düşmanı öldüren ilk oyuncu kazanır diyor. Herkes tek başına. Aa. Bakayım şöyle etrafıma. Aa, hiç kimse yok. Senle başlayacağım. Başka 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 başka. Aa. Aynen. Açıl 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 açıl. Adamları yamulttu mu usta? Bir tarafımız bari korumalı kalsın. Adamları yamulttum usta. Evet. Başka 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 başka. Acil. Başka 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 başka. Bu çok zevkli bir mod bak. Herkesin kendi yeteneği belli olur en azından. Gerçekten de öyle yani. Herkesin kendi yeteneği belli olur arkadaşlar. Bakalım. Tabii şanssız durumları hariç. Bu çok zevkli bir mod. Evet. Herkes birbirine sıkıyor arkadaşlar. Ha, yanımdan doğdu. Tabii bu tarz durumlar bu oyunda olur. Yanımdan doğup da gelmesi normaldir. Arkadaşlar, bu oyunda neden dürbün açıyorum? Onu da söyleyeyim. Bu oyunda dürbün açmadığın zaman mermiler çok sekiyor. Battle Royale modu olur, çok oyunculu mod olur, her mod olur, fark etmez. Her modda arkadaşlar, hangi mod olursa olsun bu oyunda arkadaşlar dürbün açın. Dürbün açtığınız zaman silahlar sekmiyor ya da isabet alma oranınız büyüyor arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şu anda dürbünü açtım değil mi? Kocaman oldu. Ateş edeceğim menzil kocaman oldu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ateş edeceğim menzil koskocaman oldu ve birinci sıradayım arkadaşlar. Birinci oldum. Son ölümü de ben yaptım. Nihai ölüm kamerası şu anda beni izletiyor size. Aynen. Şu anda öyle oldu arkadaşlar. Yani dürbün açın arkadaşlar. Elinizden geldiğince çok oyunculu modda olur, Battle Royale modunda olur, fark etmez. Bir şekilde dürbünü açmaya çalışın arkadaşlar. Ne kadar dürbün açarsanız sekme oranınız o kadar düşer ve menziliniz o kadar büyür. Düşünün yani. Silahın ucundaki ufacık noktaya göre mi ateş etmek yayılım yapıyor bu sefer? O tarafa bir tane atıyor, o tarafa bir tane, o tarafa bir tane. Adama mesela 5 tane sıkıyorsanız bir tanesi denk geliyor. 2 tanesi denk geliyor. Ama 5 tane sıkıyorsanız mesela dürbünü açtığınız zaman 3 tanesi denk geliyor, 4 tanesi denk geliyor. Bazen 5'te 5 attığınız oluyor ki zaten 5'te 5 çok oyunculu modda genellikle denk gelmiyor. O Battle Royale modunda şırınga falan basıldığı zaman 3 canlı full olup da aynı zamanda da işte ek korumalar olduğu zaman denk gelebiliyor arkadaşlar. Dürbün açmanın çok büyük faydasını görebilirsiniz. Bu arada MVP olmuşuz arkadaşlar. Öldürmelerde kill 20 kill almışız arkadaşlar. Tekrardan şöyle geri çıkacağım, bakayım acaba gerçek oyuncu var mıydı işlerinde, yoksa gerçek oyuncu var mıydı acaba işlerinde, yoksa hepsi mi bottu acaba? Şöyle bakayım bir. Evet, birçoğu bot olabilir. Belki şu adam, belki bir adam 7 kill almış. Belki o gerçek oyuncu olabilir arkadaşlar. O yüzden ben bu maçı tekrar oynayacağım. Bu maç benim hoşuma gitti arkadaşlar. Tekrardan bir maça giriyorum arkadaşlar. Tekrardan. Bu maç benim hoşuma gitti. En azından herkesin kendi yeteneğinin belli olduğu bir maç. Gayet güzel arkadaşlar. Dediğim gibi dürbün açmaya çalışın arkadaşlar. Ve oyuna güncelleme geldikten sonra Battle Royale artık eskisi kadar beğenmiyorum arkadaşlar. Eskiden yeteneğiniz karşısında ne kadar çok aparat bulursanız, ne kadar adam öldürüp de aparatları toplarsanız güçsüzdeydi. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi airdrop'un üzerine koşmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Herkes airdrop'a koşuyor. Herkes birbirine saldırıyor falan. Tamam, bu güzel bir şey, rekabet oluşturuyor.
Aynı zamanda da kötü bir şey arkadaşlar. Daha hiç lootlanmadan başka bir airdroptan alıp da diğer airdropların başına gelip de tuzak kuran adamlar bile oluyor arkadaşlar. Sen daha hiç lootlanmadan. Olabiliyor. Oyunda airdrop'a uzak kalıyorsun, farz misal yapıyorum. Airdrop'a gidene kadar sıkıntı yaşıyorsun yani. Bunları da yaşıyoruz yani arkadaşlar. Yani güncelleme pek benim o konuda hoşuma gitmedi arkadaşlar. Önceden aparatları kendimiz topluyorduk. Ben bazen aparat bile toplamıyordum. İlk 2-3 tane adam öldürüp onların yerden topladığı aparatları alıp o şekilde devam ediyordum arkadaşlar. Evet, bu arada başka bir moda girmişiz arkadaşlar, fark etmeden. Olsun, iyi. Devam edelim. Muhabbete dalınca başka bir moda girmişiz. Çıkar mısın şuradan? Ben bir yukarı çıkayım canımın için. Ha, burada bir adam var. Şimdi ben şarjör değiştiriyorum. Beni yorma. Ya bir çık önümden ya. Sen de. Şimdi sıra sende. Sıra sende. Sıra sende ya. Sıra sende diyorum. Ha, bir şeyler oldu. Bu ne? Abi, bu verilen hedeflere göre bir şey var bu bölümde çözülmesi gereken. Hiç okumadan girdik yanlışlıkla girdiğimiz için itiraz edildi. Savunma diyor. Ha, şu bölgeyi ele vermememiz gerekiyor. Şimdi çözdüm işi. Ve bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar size. Her seferinde dürbün açmaya çalışıyorum ya. Yani. Onu da görün. Bölge neresi? Bölge mi değişti? Aynen, bölge değişmiş sanırsam. Nereye gitti bölge? Sen şimdi geleceksin. O kadar adamın içinde beni mi öldüreceksin? Hadi bakayım. Ha, bomba mı attın? Şarjörü gerçekten çok iyi bir silah ya. Büyük şarjörlü olduğu için bu silahı genellikle tercih ediyorum arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Aynen Bram'ın. Aynen canımın içi. Sen de bebeğim. Şimdi sıra sende bebeğim. Ah, kralsın bebeğim. Benim adamı kim vurdu? Kim vur diye gitti adam, gördün mü? Evet. Var mı başka? Senin vuracağını fark ettim ben ya. Adamları biçtik be. Ama çoğu bot arkadaşlar bunların, ben onu söyleyeyim. Belki içlerinde bir tane adam vardır. Nükleer bomba kullan diyor. Nükleer atarsak biz de ölürüz abi, saçmalık değil mi? Yani saçmalık değil mi arkadaşlar? Nükleer atınca biz nasıl yaşayacağız? Ele geçirildi diyor. Bizim şu anda orayı almamız mı gerekiyor 42 saniye içinde? Nükleer attım ben şu anda. Aa, kendim de nükleerden öldüm. Olsun, sıkıntı yok. O bölgeyi şu anda almamız lazım galiba. Bu kim? Ha, bu bizdenmiş. Sen bir gel bakayım şuraya. Çok yaşamışsın sen. Hadi bakayım bebeğim, çok yaşa. Çıkın artık. Çık. Ya çık. Şunları savunmamız gerekiyordu galiba arkadaşlar, şu bölgeleri, ama ne yazık ki şey yapamadım fazla. Ha, kral katili diyor. Demek ki kralı da öldürmüşüz. Kralı öldürdüm. Kralın uşaklarını da getirin bana. Ha, bitti mi burası? Ya ben geliyorum, bitiyor. Çözmüş değilim ki. Hardpoint lost diyor. Çıkmıyor bunlar. Neredesiniz? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bunlar hepsi arkaya geçmişler ben vurmayınca. Evet, bir şeyler oluyor. Modları tanımaya çalışıyoruz. Nasıl modlar var diye. Ha, buradan da gideyim mi büyük ihtimalle. Buradan gidilseydi zaten. Call of Duty Mobile World Championship 2020 diyor. Vay 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 vay. Reklamı da koymuşlar hemen oraya araya. Sıkıntı yok. Şimdi ben burayı darlarım. Neredesiniz? Şu bizden değildi sanırsam. Neyse, ben böyle gideceğim. Şu bölgeyi artık almam gerekiyor. Yani herkes olurlar da bana yapamazsınız bu usta. Bana da yapamazsın bu usta.
Herkese yaparsın da bana yapamazsın da. Aldım arkadaşlar, kilitledim burayı, sıkıntı yok. Ha, diğeri mi geldi? Demek ki bunlar çok önemli arkadaşlar. Demek ki belki de şu yerden aldığımız şeyler sayesinde bir şey oluyor. Ha, sağlam vurdu. Sıkıntı yok canım için. Ben zaten hep şey yaptım. O 7 kere öldürmüşüm aynı adamı. Daha ne yapayım? Adama resmen bir şeyler yapmışım. Şurayı ele geçirmem mi gerekiyor onlar almadan? Okumadık hiçbir şeyi. İlk defa oynadım. 30 saniye boyunca burayı korumam, ha, çıkmamam gerekiyor galiba. Evet, bir şeyler var. Bakacağız şimdi ne olacak bitince. Bunu da çözelim arkadaşlar. Bu da değişik bir bölüm. Puf. Dedim kullanayım, zaten bölüm bitecek. 150 de galip geliyor. Galibiyet geliyor. Evet, kimse bu tarafa doğru gelemedi. Hedef diyor. Bir hedef daha verdi. Savaşsaydım keşke ya. Daha çok şeyler, daha güzel şeyler kazanabilirdim ben ya. Oh, hard point diyor. Puanı biz adam öldürmeye göre değil mi yoksa? Bölge almaya göre mi kazanıyoruz bunu? Okumadık. İlk defa da oynayınca köylü gibi kaldım öyle. Çözemedim de. Yeni gelin gibi kaldık vallahi. Köylü de değil, yeni gelin. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hallederik. Dürbünümü açtırtmadı ki. Çözeyim ayaklarının bağını senin. Ayak bağına ateş edeyim. Ayakkabılarından kurşun giysin. Her neyse, tamam, saçmalamayacağız. Evet arkadaşlar, nihai ölüm kamerası. Onu da ben öldürmüşüm. Son adamı da ben öldürmüşüm zaten. Allah Allah. Evet arkadaşlar, bir Call of Duty Mobile videosunun daha sonuna geldik. Ama kelimizi görelim değil mi? Kelimizi görmeden olmaz. Bakacağız kaç kille oynamışız, nasıl oynamışız, ne durumdayız. Bunları göreceğiz, ona göre davranacağız. Evet, bu menülerde çok takılmaya başlamış artık. Eskiden bu menülerde fazla beklemiyorduk. Çok bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle MVP olmuşuz arkadaşlar. 4370 puanla birinci olmuşuz. Sanırsam bu oyunda bu sefer gerçek oyuncu olmamayabilir. Ki şöyle bakıyorum arkadaşlar. Belki şu karşımızdaki rakip gerçek oyuncu olabilir. Ben galiba hiç rakip oyuncu görmedim arkadaşlar diye düşünüyorum. Şu hariç bir tanesi belki olabilir. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim.